yatakhane bölümüdür. Şu anki bölüm çizelgedeki görünen yer bu bölüm. Burada görünen, çizimde görünür alet teknenin tamamen bitmiş halidir. Yaşam mahalli, kaptan bölümü. Ukrayna'ya üreteceğimiz tekneleri Ukrayna yetkilileri diyor ki gelin bizim ülkemizde üretin. Biz Türkiye'de üretmek istiyoruz. Mauritania'da aynı şekilde. Gelin bizim ülkemizde biz size yer temin edelim ama biz istiyoruz ki Türkiye'de yapalım. Biz 40 kişilik bir ekiple yaklaşık 10 saatte buraya taşıdık. Ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden burada tamamlayıp suya atıyoruz. Ama tabii ki burayla ilgili herhangi bir çalışma olursa burada çok büyük bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Şu an yanımızda 15 tane eleman var çalışan ama ki burada 3-4 tane tekneyi yan yana kurarsam. Sayın Başkanımız da, Ali Başkanımız da bizi ziyaretimize geldi. Onlarla bu şekilde buraya getirdik. İnşallah başkanımız veyahut da güzel bir yere taşıyıp en iyi şekilde tekne yapımımıza devam edeceğiz. Bizi kapsam içine aldılar. Yani kapsam içine aldığı zaman da tabii bucuk bir dükkanı kapsam içine sokmak mantıksız geliyor. Kapsam içine aldığından biz istiyoruz ki 100 metrenin içinde kalsın, yine kapsam içinde kalalım ama bize burayı kiralasınlar. Biz de köyümüze istihdam sağlayalım, işçi çalıştıralım. Dışarıdan şu anda Mauritania'dan bizden tekne istiyorlar. 4 tane tekne istiyorlar. Ukrayna'dan 100 taneleri yapabilmemiz için böyle bir yer ihtiyacımız var. Yani yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Süper abi. Tamam. Atatürk geliyor. Hiçbir doğru işini de bilmezdik ki. Bağlı düzenli nasıl olur? Vallahi onlar geliyor. Çekilsene be adam.